Tekrar herkese iyi hafta sonları değerli dostlar. Az önce CV Enerji ile ilgili kısa bir değerlendirme yapmıştık. O geçtiğimiz ayın en çok e, yabancı oranı artan ikinci hisse senediydi. E, şimdi Astor ile ilgili de şöyle kısa bir değerlendirme yapalım. Çünkü şu an baktığımız zaman Astor enerji şirketleri içerisinde oldukça e, yatırımcıların çok daha dikkatini çeken hisse senetlerinden. Ama e, enerji sektöründeki... Hızlı bir ivmelenme oldu geçen sene. O durağını aldıktan sonra gördüğünüz gibi endeks yukarı yönde güçlü bir oranda yükselmesine devam etmesine rağmen bu şirketlerde hala yatay bir görüntü söz konusu. Bir bir de Astor biliyorsunuz yaklaşık 30 milyon lotluk bir kısmı. Satışını gerçekleştirdi yurt dışından bir yatırım kurumsal yatırımcıya. Ee, bu sayede hisse senedi 96 TL fiyatla bu rakamı yurt dışında bir yatırımcıya satmış oldu. Yani hisse 8 katından işlem görmesine rağmen bu seviyeden alıcı bulabilmesi. Aynı zamanda şirketin bilanço tarafında da çok güçlü bir görüntü gösteriyor olması. Bu da e, birçok aracı kurumun hisse senediyle ilgili %100'lük bir yükseliş beklentisi içerisinde bir etkinlik paylaşım yapmasına sebep olmakta, rapor hazırlamasına sebep olmakta. Şimdi baktığımız zaman şirketin net karı yaklaşık 4.6 milyar civarında gelmişti yıl sonu bilançosu, ilk çeyrek bilançosunda yine aynı şekilde devam etmesi bekleniyor başarılı bir şekilde ve net borca baktığımız zaman şirketin eksi 2 milyarlık bir e, rakama gösterdiğini görüyoruz. Yani şirketin gördüğünüz gibi kısa vadedeki net e, borcu eksi 2 milyar seviyesinde yani kasasında borçlarını ödedikten sonra dahi nakit bulunduruyor demektir. Bu enerji firmaları içerisinde bu en görülen bir durum. Bu da şirketin önümüzdeki dönem içerisinde gerçekleştireceği öz kaynak artışının hisse senedinde e, fiyatlamasının olağan olduğu. Tabii şirketin takas tarafına baktığımız zaman baskılanma sebeplerinin az çok birazcık daha net görebiliyorsunuz. Yaklaşık 239 milyon lot dolaşımda bu hisse senedinde ve en iyi e, alıcının elinde, garanti yatırımın elinde 31 milyon lot var ve hissenin sadece %13'üne sahip. Bu da çok dağınık bir e, kurumdan işlem gören hisse senedinin e, fiyatlamasını takas üzerine analiz etmeni zorlaştırdığını söylemek mümkün. Şimdi haftalıklara baktığımız zaman TEP üzerinden bir satış var. Bu satış e, şimdi odur diyemiyoruz ama Yaklaşık 30 milyonluk bu lotun sisteme dahil edilmesinden sonra bu lot TEP üzerinde gözüküyordu. Ve satışlarda genel itibariyle şöyle baktığınız zaman aylıkta dahi 11 milyonluk tebin negatif pozisyonu var. Gördüğünüz gibi yerli birkaç kurumdan iş garanti, yapı kredi, en iyi işlem yapan kurumlar bakın bunlarda. Onların topladığını görüyoruz. Bu da kısa vadede hisse serinde gerçekleşen bu e, takas değişimlerinin hissede çok... E, Rahatsız edecek boyutta olmadığını gözlemliyoruz ve stabil bir fiyat içerisinde, piyasa içerisinde gerçekleştirildiğini söylemek mümkün. Son hafta itibariyle özellikle Perşembe Cuma'nda Astor'da da aynı şekilde yabancı hesaplardan bir miktar para girişi gözlemledik. Bunun devamının gelip gelmeyeceğini takas e, haricinde teknik pivot seviyelerinden de şöyle kısaca üzerinden geçeceğiz sizlerle beraber. Baktığımız zaman görüntü. Az önce analizini yaptım CV enerjiye neredeyse çok yaklaşık bir vaziyette. Şöyle dip seviyeden şuraya getirdiğiniz zaman çizgiyi bakın şu kırmızı çizginin oradan şöyle aşağıya doğru bir çizgi çektiğiniz zaman e, hissede oradaki görüntünün grafik olarak neredeyse aşağı yukarı aynısını görüyorsunuz. Enerji firmalarının genelinde bu görüntü var. Bu da demektir ki toplu defans toplu hücum gibi yani onlardan oluşabilecek bir hacimsel harekette genele yayılan bir enerji hareketliliği gerçekleşecektir. Bu hissede en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi hissede şuradaki yeşil çizginin olduğu nokta. Bakın hissenin en çok temas edilen noktalarından bir tanesi burası. Bu yüzden önemsenen bir nokta ve kırmızı hattımız bizim için destek seviyesi. Şuradaki siyah sütüne şunu da siyah yapalım. Siyah e, radar bölgesine hissenin trendini destekleyecek olan nokta 106 TL bölgesi. Hisse kısa vadede 93.5 önemli bir pivot destek seviyesi. Hisse için çok güçlü bir nokta. Bu noktanın kırılmasını beklemiyoruz piyasa bu kadar düzgünken. Ama kısa vadede hisseyi yukarı trendleyecek yükselmesini destekleyecek yerde şurada gördüğünüz 98 TL seviyesi bakın son ee, bir, 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 birkaç haftalık işlem seansında bu kademenin oldukça dikkat çekici şekilde hissenin gidip geldiğini gözlemliyoruz. O zaman hisse 98 bölgesini aşarsa yeniden şuradaki iki tane çubuk 2-3 tane çubuk var bakın şöyle genişletelim. Bakın şu sınırı hattı geçtikten sonra üst banda değmek istiyor ise. Bakın burada da iğneyi atmış geri gelmiş. Üzerinde kapanış olmadığı sürece bu bir satış sinyalidir. Bakın şu akabinde gelen kalın mumları görüyor musunuz dibe kadar? Yani bahsettiğim şekilde bu. Aynı şekilde buraya deyip geri geliyorsa emin olun kırmızıya tekrar dönecek demektir. Orada hafif azaltmak mantıklıdır. Ama hisse 106 bölgesinin üzerine geçer ve bu bölge üzerinde bir kapanış yaparsa hisse kısa vadede yüzünü bölgesine çok kısa bir sürede şöyle iki tane büyük mumla çat çat ulaşabilecek seviyede ve güçlü olduğunu gözlemliyoruz. Endeksimizin zirve testi aşamasında enerji firmalarından destek görürse zaten bunu hacim sıralamasında sabah seansında görürsünüz. Enerjileri birkaç tane böyle büyük şirketi enerji e, hacim sıralamasında ilk onda görüyorsanız o hafta bu hafta demektir. Yani o haftayı e, bu şekilde analiz etmek mümkün. Çünkü bir hareket başladığı zaman bunu görmenizi sağlamaları için ellerinden geleni yapacaklardır. Bunu gerekse e, Astor'da özellikle yabancı hesaplardan, bankoftan ya da deniz yatırımdan işlemlerini gerçekleştiriyorlar de kısa vadede tekrar toparlamak gerekirse 98 bölgesini aştığında, ara direncini aştığında hissenin 106 bölgesine kadar güçlü bir dalga oluşturabileceğini, 106 üzerinde yarım gün tercihen bir gün hisse için önemli bir kapanış demektir. Bu da hissenin şuradaki siyah bant yani 120 TL, 121 TL bölgesine hissenin çok önemli direnç noktalarından bir tanesine benim aylar önce size 120'nin stop noktası olduğunu söylediğim noktaya yeniden gelmesi demek. Ben e, takibini yapacağım. Enerji firmalarında bir hareketlilik olursa yine Twitter üzerinden ya da YouTube'un topluluk kısmından sizlerle kısaca paylaşıp paslaşmaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Güzel haftalar diliyorum.